Arkadaşlar merhaba, Köpekliler TV ailesine hoş geldiniz. Ben Mete Aydemir, Arthur. Uzun zamandan beri videolarımızda Arthur'u göstermediğimizi söylediniz. Bu tarz yorumlar çok geldi, mesajlar çok geldi. O yüzden Arthur sağlıklı, gayet sağlığı yerinde, keyfi yerinde. Benimle beraber takılıyor. Bazı videolarda yanımda olamıyor. Çünkü hareketli bir pet. Sürekli sağa sola gezmeyi çok seviyor. O yüzden Arthur şimdilik yanımızda. Videomu Arthur bıraktıktan sonra devam edeceğim. Videomuzun içeriği de arkadaşlar köpeklerde beslenme. Beslenme nasıl olmalı? Beslenme sırasında yapılan yanlışlar, doğru beslenme türleri, çiğ mama kullanımı, bu tarz konular hakkında bilgi vereceğim. Arthur'u da rahat bırakacağım şimdi. Videomuzu öyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Arthur'u uğurladıktan sonra videomuza devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi köpeklerde ilk olarak konuya şu şekilde girmek istiyorum. Pedimizi doyurmak ve beslemek arasında uçurumlar kadar fark var. Bizim birinci önceliğimiz köpeğimizi doyurmak değil, beslemek olması gerekiyor. Buna insanlardan örnek vermek istiyorum. Şimdi insanlar yemek yedik, aradan 3 saat geçti, 5 saat geçti, sürekli bir açlık hissiyatın oldu. Sürekli yemek yediğini düşünürsem obezite bir insan olursun. Hani bunun hakkında bir dünya bilgi var, paylaşım var zaten. Doyurmak yerine, bunun yerine doğru miktarda beslemek bizim ana maddemiz olması gerekiyor. Yani baktığınızda sürekli zaten pedimizde bir açlık hissiyatı sürekli oluyor. Bu da gayet doğal. Outing yaşayan pedlerde genelde zaten sürekli bir açlık hissiyatı olur. Bu da zaten gayet normal bir şey. Bizimle beraber yaşıyor. Evde sürekli bir yemek aktivasyonu oluyor. Sabah kahvaltı, öğle kahvaltı, akşam yemeği. Hayvan sürekli bunun kokusunu alıyor ve aldıkça sürekli bir açlık hissiyatı oluyor. Biz bunun önüne nasıl geçebiliriz? Doğru miktarda, doğru gıdalarıyla hayvanımızı beslersek, bak doyurmak değil, sürekli doyurmaya çalışırsak obezite baş gösterecek. Bunun yerine arkadaşlar doğru beslenme, idareli beslenme, yeteri kadar beslenme. Tabii beslenme deyince ırka göre günlük mama miktarı, verilen protein miktarı, verilen karbonhidrat miktarı, bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Hani gereğinden fazla protein verirsen fizyolojik sıkıntılar doğmaya başlayacak. Gereğinden fazla miktarda karbonhidrat ya da şeker verirsen bunların hepsi bir araya geldiği zaman sağlık sorunları yaşamaya başlıyor hayvanlar. Yani şu şekilde düşünelim. Hani oturduk hep beraber 5-6 kişi, yemeğimiz güzelce yedik, of ne doyduk be deyip kalktık sofradan. Hayvanlarda bunun olmaması gerekiyor. Yani doğru miktarda doğru mama ile beslenmesini sağlayabiliriz. Ana maddemiz doyurmak değil, kesinlikle beslemek olması gerekiyor. Ya bu şekilde çok fazla yanılgı yaşıyorum. Kendim yaşadığım yanılgıyı söyleyeyim. Genelde çevremde bulunan insanlar Arthur'u çok seviyor ve sürekli Arthur'a bir şeyler vermek, sürekli Arthur'a bir şeyler yedirmek, yani sürekli hayvanı doyurmak, hani baktığın zaman, çünkü bunlar birazcık da duygusal varlıklar. Gözlerinin içine bakarak senin elindeki yiyeceği alabilecek bir varlık. İnsanlara bu yanılgıya çok fazla düşüyor. Buradan hani ben kendi çevreme de seslenmek istiyorum. Genelde zaten de sürekli belirtiyorum. Hani Arthur zaten aç değil. Arthur iyice kahvaltısını yaptı, mamasını yedi. Hani ekstradan bir şey vermeye gerek yok. Hani artık etrafındaki insanlara şey demeye başladım. Hani bizim yediğimiz gıdalar yerine bari hani mama al, mama ver ya da ödül maması ver. Bu sefer de şöyle bir durum ortaya çıktı. Gereğinden fazla ödül maması. Şimdi ödül mamasını açtığın zaman dışını çevirdin, baktın, içeriğinde içinde bulunan karbonhidrat, protein, ne bileyim diğer bütün maddeler tek tek bu şekilde yazıyor. Yağsıydı, şuydu, buydu. Nasıl kendi insan, ben sporla alakalı bir insanım. Hani günlük yaşantımda almam gereken karbonhidrat, protein, bunları düzenli alıyorum. Yani gereğinden fazla karbonhidrat alırsam kesinlikle fizyolojik bir sıkıntı yaşıyorum. Yani bunu aynı şekilde hayvanda empoze edebiliriz. Yani kendi köpeğimizi de yansıtabiliriz. Şöyle düşün. Arthur'a ben gereğinden fazla karbonhidrat değil de atıyorum gereğinden fazla protein verirsem. Şimdi mama içeriklerinde hep yazıyor. Ya işte şu kadar protein var. Bakıyorsun, aa protein var işte. Protein neyden geliyor? Etten geliyor. Benim için faydalı, köpek için de faydalı değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyorum. Sen sürekli köpeğini evde tutuyorsun. Günde yarım saat dışarı çıkartıyorsun ve sıfır egzersiz yaptırıyorsun. Arkadaşlar şimdi böyle bir yanılgı var. En iyi marka, en pahalı marka, en kaliteli mamadır. Ya öyle değil şimdi. Aldığı A markası, B markası, C markası hepsini önüne koysan belki de proteinleri farklıdır, şeydir. Hani birinin karbonhidratı fazladır. Hani o kadar karışık geliyor ki bize hani açıp okuyup bakmak. Aslında öyle değil. Küçük ırk besliyorsun. İnternete girdin. Bizim zaten kanalımızda var. Irklara hangi ölçüde ne kadar mama verilmesi gerekiyor ki profesyonel markalarda yazıyor zaten poşetin arkasında. 8-18 kilo işte atıyorum 250 miligram, 16-17 kilo büyük 40'a geçtik işte 300-400 miligram. Bunlar
şeyine göre, cinsin özelliklerine göre değişiyor. Yani gel gelelim ki hani sen aldın propolin en pahalı mamasını, 300-400 liraya bir mama aldın, hayvanın önüne koydun, hiç ölçmedin, tarttın koydun, hayvan yedi, tarttın koydun, hayvan yedi, hayvan yer zaten. Hayvanda zaten doygunluk hissiyatı olmuyor. Yani sen insansın, hani yedim ama şurada keseyim, kesmezsem kilo alacağım, bunu kendin düşünebiliyorsun ama bizim düşünme yetimiz peplerimizde yok. Yani onu da sahiplendiysen, yani kendini alıp da kendi himayen altına aldıysan, bunu senin belirlemen gerekiyor. İş yine zaten bizde bitiyor. Yani sen tutup da gereğinden fazla mama verirsen, emin ol ki kesinlikle bir sıkıntı yaşayacaksın. Ben Arthur'un mamasını ne yapıyorum abi? Günde öyle bir yanılgı da var. Zaten videonun içerisinde bunu anlatmaya devam edeceğim. Yani günde bir defa yemek ver, günde iki defa ver. Arkadaşlar öyle değil mi? Sen hayvana bir defa yemek veriyorsun. Sindirim süresi, işte bağırsağa inmesi falan, bu toplamda bir 6-7 saat aldığını varsayacak olursak. Sabah hayvana 8'de mamasını verdin. Öğlen saat 2-3. Bu hayvan acıkacak. Normal bir şey acıkması. Sen evde sürekli yemek pişiriyorsun. Mutfakta sürekli senin gözünün içine bakan bir şey var. Ne yapıyorsun? İşte patatesten. Ufaktan yağdaki patatesten veriyorsun. Ne bileyim, ağzına bir parça pilav veriyorsun. Ondan sonra gelsin bakalım deri sıkıntısı, dermatolojik sıkıntılar, ne bileyim bağırsak enfeksiyonlanması. Ya yaşanıyor arkadaşlar, bu yaşayan bir dünya insan var. Hani nasıl doğru beslenme ya da beslenme nasıl olmalı, eğitim nasıl olmalı, çiş eğitim nasıl olmalı diye yazıyorsanız Google'a, yani bunu da yazmanız gerekiyor. Hani hayvana yeterli miktardan fazla protein verirsem ne olur? Yani mesela çok güzel bir soru başlığı. Yeterinden fazla protein, karbonhidrat, yağ vermek hayvanda emin olun ki dermatolojik sıkıntılar yaratacaktır. Hani bunu sadece dermatolojik olmasa bile emin olun ileriki yaşlarda 6-7 yaşından sonra bağırsak sıkıntıları yaşamaya başlayacak, idrar yollarında sıkıntı yaşamaya başlayacak. O yüzden doğru beslenme çok çok önemli. Yani doğru beslenmek, doğru doyurmak demiyorum, doğru beslenmek. Hani bunu artık ayırt edebildiğimizi düşünüyorum. Hayvanımızı doyurmak değil, beslenmek bizim birinci maddemiz. Evet arkadaşlar, doğru beslenmeyi anladığımıza göre, anladığımızı varsaydığımıza göre, şimdi asıl gerçekten çok çok önemli bir konu: hangi mama benim köpeğime iyi gelir? Hangi mama daha iyidir? Hangi mamayı tercih etmeliyim? Şimdi arkadaşlar, buna çok çok genel bakmamız gerekiyor. Dünyada baktığınızda çok fazla popülasyon var. Kuru mama iyidir. Dünya çapında kuru mama kullanılıyor. Ya bunun içine tabii endüstriyel reklamlardı, işte büyük markalardı, ne bileyim internette, televizyonda reklamlar, işte dost tavsiyeleri, ne A firması çok çok kaliteli, herkes en pahalı mama A firmasının mamasını almalı. Arkadaşlar bu kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Evet, kuru mama kaliteli, hijyen açısından, sağlık açısından, doyurma açısından tamam, çok güzel, çok mantıklı. Ama bunun yanında gel gelin diyelim ki çiğ, yani kendi pişirdiğin ya da kendi hazırladığın yemek türleri var. Bunu yapan emin olun ki binlerce insan var. Kendi pedine, kendi evinde kendi yemeğini pişiriyor, onu servis ediyor, hayvan onu yiyor. Baktığın zaman işte çoğu insanlar arasında, ben bir veteriner değilim ama genel olarak baktığın zaman, ya çiğ mama işte yedirirsen sıkıntı yaşarsın, işte çiğ olur mu, işte bağırsaktır. Hayır, doğru şekilde hazırlanmış, doğru maddelerle hazırlanmış ve hayvanın gereksinimlerine göre hazırlanmış mamalarda emin olun ki kuru mamayı aratmayacak şekilde aratabilirsiniz ve maliyeti de çok fazla düşürebilirsiniz. Ben evet kuru mama kullanıyorum ama kuru mamayı şöyle, şimdi Arthur 5 yaşına gelmiş bir pet, yaşı gereği işte çoğu insana sorsan, çoğu köpek besleyicisine sorsan, günde bir öğün versen yeterli, fazlasını vermemen gerekiyor. Hayır öyle değil, ben bunu bölümlere böldüm. Günün belli bölümünde, günün belli aralığında, belli öğününde yaş mama, yani kendi hazırladığım mama, belli bölümünde kuru mama tercih ediyorum. Niye? Belli bir bunun alması gereken kalori miktarına göre hesaplama yapıyorum. Şimdi her pet aynı mamayı kullanmaz arkadaşlar. Şimdi ben propolan kullanıyorum, işte propolan somu kullanıyorum. Arkadaşım French besliyor da ben French besliyorum, o bulldog besliyor. İşte somon, propolanın somonu çok iyi, en kaliteli mama bu. Bu kesinlikle yanılgı arkadaşlar. O adamın kullandığı mama senin için de doğru mama olmayabilir. Hani dost tavsiyesi, o kullandığı için ben de kullanıyorum. Hayır arkadaşım, sen kendi köpeğinin özelliğine göre mama kullanman gerekiyor. O adamın köpeği belki uzun tüylü, farklı bir yapıya sahip. Adamlar da bunun için bir mama üretmişler. Sen o kullanıyor da sen de kullanıyorsun. Ha, bir de işin şu boyutu var. Sen işte A mamasını kullanıyorum, 2 hafta kullandım, sonuç aldım. Nasıl sonuç aldın? İşte hayvanım çok güzel. Öyle değil arkadaşlar. Hayvanda, petlerimizde doğru mamanın verdiği reaksiyonları artı veya eksi, artısı ne olabilir? İşte düzenli, tüyleri çok güzel, kilo almıyor, belli bir yapıya sahip, işte fiziğe düzgün, dermatolojik bir sıkıntısı yok, kakasında, çişinde bir sıkıntı yok. Bu artısı, eksisi ne olabilir? İşte yemiyor, yedikten sonra
kusuyor ya da ne bileyim farklı sıkıntılar doğuruyor. Bunun yerine hani bunu tespit edebileceğimiz süre zaten 3 ile 6 ay arasında bunu tespit edebiliyoruz. Takiple, özveriyle ve hayvanımızla davranışlarıyla hani sonuçta ağız yok, dil yok. Senin takip ederek, izleyerek bunu pedini aşılaman gerekiyor. Yani kuru mama, yaş mama ayrımına gelecek olursak kesinlikle böyle bir algı olmaması gerekiyor. Endüstriyel olarak çok büyük firmalar, çok büyük reklamlarla bunu zaten zihnimize sürekli sokuyor. İşte A maması, dünyanın en kaliteli maması, şunları kullanıyoruz, şu kadar taze, bu kadar taze. Ne olursa olsun o kadar taze olamaz arkadaş. Bu ürün yurt dışından geliyor. Üzerine işte bir dünya maliyetler, şunlar bunlar, A fiyatı. Ürünün fiyatı yurt dışında 30 birim ise Türkiye'ye geliyor 300 birim oluyor. Ya bu aynı örneği bir cep telefonu ya da bir teknolojik alet ya da arabalar herhangi bir yurt dışından ithal edilen ürünlerle karşılaştırdığımız zaman belki de iç piyasada üretilenmiyor ama gerçekten A markasına göre çok daha kaliteli ama işte fiyat farkı oradan binmiş üzerine 3 kat, 4 kat, 5 kat, 10 kat zaten ülkemizin genel sıkıntısı her şeyin üzerine onlarca kat. Şey biniyor. Bu da aynı şekilde alması ithal mama. Ya 300 lira en kaliteli mama, 300 lira. Şimdi param var. Gidiyorsun alıyorsun. Öyle değil. En pahalısı, en iyisi diye bir kural yok arkadaşlar. En doğrusu senin içeriklerini bildiğin, tazeliğini bildiğin, freshliğini bildiğin senin hazırladığın mama. Bunu bir varyanta bölecek olursak günde işte bir öğününü kendi pişirdiğin mamayla diğer öğününü de hazır mamayla kullanabilirsiniz arkadaşlar. En pahalı mama en iyi mama değildir arkadaşlar. En kaliteli mama en pahalı olan değildir. Bu bir yanılgıdır. Sizin için doğru mama önemlidir. Doğru mamaya da nasıl sahip olabiliriz? Köpeğimizin yaşına göre ve ırkına göre kullanabileceğimiz mamalar. Şimdi güzel bir araştırma yapacak olursan baktığın zaman bazı özelliklerde, bazı cinslerde bazı fizyolojik sıkıntılar yaratabilecek içerikler olabiliyor. Yani A kişisinin maması sana uygun olmayabilir. Sen kendi köpeğinin yaşına, ırkına göre olan doğru mamayı kullanacaksın. Ve doğru mamayı tespit süremiz kesinlikle 1 hafta, 2 haftada, 3 haftada, 1 ay değildir. 3 ile 6 ay arasında doğru tespit yapabileceğimiz bir süremiz vardır. Hani A mamasından B mamasına geçtiysen bunu dikkat etmen gerekiyor. Ve kesinlikle kuru mamaya bağlı kalmayacağız arkadaşlar. Tamam, kuru mama çok güzel, çok pratik, fresh, temiz. Bunlar okey, bundan yana sıkıntı yok ama bir tık daha özveri gösterirsen, yani kendine bir tas yemek pişirirken köpeğin içinde doğru mamayı pişirebilirsen, yapabilirsen ya da doğru varyantlarla, doğru envanterlerle çiğ mama olarak verebilirsem çok güzel. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ya bunun özveri göster, kendi köpeğini kendin doyur. Bir mamaya 400 lira para verme. Yani işin aslı bu. Bir mamaya 400 lira vereceğine 35 liraya köpeğin bir aylık şeyini hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer konu ise arkadaşlar ödül maması. Şimdi şöyle, köpek eğitiminde ödül maması çok kullanılan bir envanter. Ama ödül mamasının da içeriklerine baktığımız zaman gerçekten çok yüksek protein oranına sahip olabilen ödül mamaları olabiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Bunu size anlayabileceğiniz dilde ifade etmeye çalışacağım. Ben sporcuyum, spor yapıyorum. Benim günlük almam gereken bir protein miktarı var. Ne kadar atıyorum işte kendim günlük bir 600 gram protein almam gerekiyor. Tavuk yemem gerekiyor. Bunun yanında karbonhidratı, ne bileyim shaker'da kendime yaptığım protein tozları falan. Arkadaşlar nasıl kendi almam gereken protein miktarını egzersizime göre ayarlıyorsam cinsinizin içinde bu şekilde olması gerekiyor. Mesela nasıl olması lazım? Şimdi şey besliyorum, Alman kurdu besliyorum. Egzersize çok yatkın bir hayvan. Egzersiz alanım var. Ne yapıyorum? Egzersizine uygun olarak harcayabileceği miktarda protein veriyorum. Ama sen harcayamayacağın miktarda proteini vücuduna alırsan kesinlikle fizyolojik bir sıkıntı yaşarsın. Aynı şekilde pette de oluyor. Yani sen günlük bir şeyini vermişsin ama eğitim için ekstradan bir ortalama kullanıyorsun. Eğitim sırasında otur kalkını yaptırttın, işte bir eğitimini atlattın, şeyini verdin, ödül mamasını verdin. Ne oldu işte, çok güzel ama yok, çok güzel değil. Hayvanın alması gereken proteinden fazlasını verdin. 1, 2, 3, 4 demeye kalmadı. Güzel bir eğitim vardın ama hayvanın iç organlarına verebildiğin kadar fazla yağ ve proteini verdin. 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında bu sıkıntıları yaşamayabilirsin ama ileriye dönük 6 yaşında daha problemli bir pet yaşıyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Yaşlanmış köpeği sokağa bırakıyorlar ya da başka bir şeyler. Onun için ileriye dönük bir yatırım olması gerekirse her şeyi ölçülemesinin yapılması gerekiyor. Şimdi gezdiriyorum, amcanın bir tanesini çıkartıyor, kraker vermeye başlıyor. Verirsen, ne kadar verirsen artık o kadar çok yer. Sen 20 paket ver, 20 paket yer. Ama yine iş sende bitiyor, yani sen olması gereken rakamı verdikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Tabii ödül maması kullanılabilir. Doğru ölçüde, doğru miktarda ödül mamasıyla bir krakeri büyütün vermezsin. Bir parça haline verirsin. Ya şimdi şöyle bir konu da var. Ödül mamasını yiyor ama şimdi birçok tezlerde bunu savunan ve aksini savunan konular var. Çok fazla yazı okudum bununla alakalı. Şimdi arkadaşlar petler
hayvanlar, köpekler yedikleri yemeğin tadını alabilir mi? Ya bu çok ayrı bir kavram. Şimdi hayvana ödül mamasını veriyorsun, hiç yemeğini hop diye yutuyor. Yani baktığında aslında tadını anlamıyor ki hayvan bunu. Sen bunu biliyorsun ama hani ayırt edemiyor yani. Böyle çok tatlı bir şeymiş, bu benim için harika bir şeymiş. Evet, ödül mamasının da kullanım şekli var. Bununla ilgili bir videomuz var zaten. Ödül mamasını tok bir hayvana, zaten ödül maması değildi. Kendi mamanı eline alsam, satıyorum, sabah kahvaltısı yapmamış aç hayvan. O ödül mamasıyla zaten ona yaptırman gereken eğitimi verebilirsin. Yani ödül maması onun kendi maması oldu. Tutup da yani 30 lira bir para vermeye gerek yok. Çok paranız varsa yerin, o benim için sıkıntı değil de hani yine olması gereken konumuzun başlığına uyuyor. Yani olması gereken proteinden fazlasını vermiş oluyorsun. Yani oraya gelmeye çalışıyorum. Yani benim için sıkıntı yok. Yani senin için de sıkıntı yok. Hayvan için sıkıntı var işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, diğer bir konu ise pedimizi günde bir defa besleme yanılgısı. Bu gerçekten çok çok büyük bir yanılgı. Belki de hani insanlar tamam hani bu hatayı yapmış olabilirsin ama bu çevrilebilecek bir hata. İnsan araştırmayla kendini geliştirip daha çok şey öğrenebiliyor. Günde bir defa besleme yanılgısına evet ben de düştüm. Bilmeyerek düştüm. Ama araştırdıktan sonra fark ettim ki bu yanılgı çok çok yanlış. Yani bu algı çok büyük bir yanlış algı. Günde bir defa yemek verip de geri kalan o 6 saatten 24-6, 18 saatten hayvanın aç kalmasını bekliyorsun. Ne oluyor? Bu sefer hayvanda agresyon başlıyor. Hayvan sinirlenmeye başlıyor. Hani bakıyorsun değişik değişik tepkiler veriyor. Hani sürekli gözü sofrada. Bu sefer seni de sinir etmeye başlıyor. Yani yediğin yemeği kafasıyla takip ediyor. Niye? Hayvanın karnı aç. Sen bu hayvana vermişsin saat 12'de yemeği. Bu hayvanın saat 10'da karnı acıkmış. Oturmuşsun karşısında yemek yiyorsun. Ondan sonra oğlum köpek çok aç boğaz. Köpek aç boğaz değil arkadaşlar. Sen beslenmesini sen düzgün yapamadığın için, aralıklarını düzgün yapamadığın için hayvan senin suratına bakıyor. Ha şimdi bir de kuru mamada şöyle bir şey var. Adam bakıyor kuru mamayı, ölçüm ölçü yok. Çok gördüm. Gördüğüm için söylüyorum. Abi kepçeyi de aldırıyor. Çat mamaya iki kaşığı koyuyor. Ya bir bak ya, kaç gram verdin? 300 gram mı verdin? 200 gram mı verdin? Ne kadar verdin? Zaten bu mama hayvanın midesinde sıvıyla beraber şişiyor. Doygunluk hissiyatını zaten yaratıyor burada. Hayvana beslemiş oluyorsun. Yani sen tutup da 18 kiloluk bir hayvana iki avuç dolusu mama verirsen ileride yaşayacaksın yani bunun sıkıntıları. Yani bir de şöyle bir şey var. Gereğinden fazla yemek veriyorsun, günde bir defa veriyorsun, hayvanı da bir defa tuvalete çıkartıyorsun, bu sonra hayvan evde çiş kaçırmaya başlıyor. Öyle bir soru vardı, köpeğim evde çiş kaçırıyor, çişini kaçırıyor, tutamıyor kendisini. Sordum günde kaç defa tuvalete çıkartıyorsun, beslenme sıklıklarını ne ara yapıyorsun? Hiç alakası yok. Arkadaşlar bakamayacaksanız almayın, beslenmesini ayarlayamayacaksanız almayın. Yani çok basit bir durum yani bu. Evet arkadaşlar, diğer bir konuda belki çok fazlasının dikkatini çeken veyahut da çok herkesin önüne çıkan bir konu değil ama köpeklere tahıl verilmesi. Şimdi bazı fikirlere göre, bazı düşüncelere göre köpeklere tahıl verilmesi çok çok yanlış bir şey. Bazı vejet görüşlere göre de olabilecek bir durum diye algılanıyor ama benim nezdimde evet köpeğe tahıl verebilirsin. Bununla ilgili yapılmış araştırmalar da var. Çok büyük bir faydası var mı? Ekstra bir fayda beklemekte fayda var. Bunun yerine çok da ekstrem bir durum değil. Soranlar olduğu için söylüyorum. Küçük bir yer vermek istediğim videonun içinde. Köpeğime tahıl verebilecek başka bir şey bulmadığında tahıl mı vereceksin arkadaşım? Hani, vermesen ne olur? Öyle düşünmek gerek. Yani sen Alman kurdun tahıl yemese ne olur? Hani bir öyle düşün yani. Geliyor ama bu tarz sorular, yine cevap verme gereksinimi duydum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda bir de şöyle bir durum var. Anlatmayı gerçekten çok istediğim, bir de sona bıraktığım bir durum. Köpeklerde çiğ beslenme. Öyle bir halk efsanesi var ki hani insanların kafasına eskiden beri yer etmiş. Zaman geçti tabii, daha fazla bilgiler sosyal medya aracılığıyla, teknoloji aracılığıyla, yani bizim aracılığımızla size geçiyor. Geçtikçe de bu yanılgıyı aşacağımızı düşünüyorum. Nedir bu yanılgı? Arkadaşlar köpeklerde çiğ beslenme, işte etli, etin yanında kanlı eti karanlıkta bir köpeğe verirsen daha fazla sinirli olur. Arkadaşlar öyle bir durum olmuş olsaydı hepimiz çiğ köfte yiyip birbirimize saldırmamız gerekiyor. Ya da ne bileyim Nusret'in yaptığı eti yiyen adamın birbirini kesmesi gerekiyor. Öyle değil. Hani çiğ beslenme agresyon değil. Yani sen hayvanı karanlık yere koymuşsun. Kötü bakmışsın. Hayvan ondan agresif bir hayvan. Sosyal bir hayvan olmadığı için baskın ve saldırgan hayvan oluyor. Yani çiğ beslenmede kanlı et vermek hayvanı agresyona sevk ediyor. Saldırgan bir yapıya sahip oluyor. Bence bu yanlış bir görüş.
çiğ beslenmenin şeyini de kirletiyor, adını da kirletiyor. Hani bahsettiğim ben başında, hani kuru mama ve çiğ beslenme diye anlattım. Bu bu yanılgı çiğ beslenmeyi de etkilediği için insanların kafasında soru işareti oluyor. Hani bence değil, bu genel anlamda kabul görmüş bir görüş. Çiğ et, kırmızı et ya da kanlı et hayvanı sinirli yapar, saldırgan yapar, baskın yapar. Arkadaşlar çok büyük bir yanılgı ve çok büyük bir sağlık problemi. Bağırsak enfeksiyonundan tut da mide kanserinden meme kanserine kadar gidebilecek sonuçlar doğuruyor. Yani sen hayvanı saldırgan yapacağım diye, ne bileyim parçalasın milleti yapacağım diye çiğ et veriyorsun, hayvanın yaşını kısaltıyorsun. Hayvan 5 yaşında ölüp gidiyor ondan sonra. Ya bu oturuyor içer. Bence bunu yapan insan da hani hayvanını çok sevdiğini düşünmüyorum işin aslı. Çiğ beslenmede, kanlı et beslenmede bu fikrin gerçekten hani sizin de aracılığınızla sağa sola insanlara yayılmasını istiyorum. Kanlı beslenme, çiğ et verme bu hayvan için çok çok zararlı. Gel gelelim ki yani herkesin hakkında olan bir, herkesin bildiği bir rahatsızlık var pet türlerinde, uyuz. Köpeklerde uyuz rahatsızlığının en büyük sebeplerinden bir tanesi çiğ beslenme arkadaşlar. Çiğ beslenmeden kastım çiğ tavuk yemek ya da çiğ et yedirmek. Bu beslenme türleri arasında hayvana en çok zarar verebilecek görüş içinde. O yüzden çiğ et vermek kesinlikle karanlığa bir hayvanı kapatıp agresyon sağlaması için, agresif olması için, insanlara saldırması için çiğ et vermek çok yanlış bir görüş. Bunu kesinlikle çok karşıyım. Gördüğüm insanları uyarıyorum ve etrafımda kimseye bunu tavsiye etmiyorum. Çok çok üstüne basıyorum. Kesinlikle çiğ et kullanmıyoruz arkadaşlar. Genel olarak toparlayacak olursak, yani beslenmenin, doğru beslenmenin genel anlamı ben size detaylarını komple anlattım. Bu videonun özeti bu arkadaşlar. Özeti de sona koyuyorum ki herkes izlesin diye. Arkadaşlar köpeğinizin günlük egzersizine göre, ırkına göre, yaşına göre, hatta ve hatta cinsine göre kullandığımız kuru mama ve çiğ mama hepsi bir zincir arkadaşlar. Yani A maması bütün cinslere hitap ediyor, bütün yaş grubuna hitap ediyor diye bir doğru yok. Bu kesinlikle endüstriyel bir yalandır. Tutup bütün reklamlar daha işte köpeğin için doğru seçim budur. Ya bütün köpek aynı protein almak zorunda değil ki. Adamın köpeği sabahtan akşama kadar evde uyuyor. Diğer adamın köpeği de serbest her gün parklarda atlayıp bir egzersiz yapıyor. Ne oluyor? Buna göre bir protein kullanımı. Yani protein vereceksen, karbonhidrat ve yağı doğru şekilde vereceksen kendin köpeğinin, kendi cinsinin ve kendi yaşının egzersiz ve yaş aralığına göre doğru tercih yapmak gerekiyor. Egzersiz yapan köpekle spor yapan, ya şöyle söyleyeyim, ben sporcu kimliğimle öne çıkan bir insanım. Yediğim yemekleri ve aldığım protein ve karbonhidratın hepsini doğru miktarda almaya çalışıyorum ve doğru fiziğe sahip olduğumu düşünüyorum. Ama sen köpeğini kendine zaten düzgün bakamıyorsun, yani kendin vermiyorsun. Yani, tamam, kendi hayatın seni ilgilendirir, sen o şekilde rahatsındır. Ama hayvan da o şekilde rahattır, ama bunun geleceği var. Gelecekte pediğimizin sağlıklı bir yaşam sürmesini istiyorsak kesinlikle doğru ama doğru yaş aralığı ve doğru egzersiz şeklinde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Beslenme konusunda çok fazla soru geldiği için bu videoyu yapma gereksinimi duyduk. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız, bir de destek amaçlı videolarımızı beğenip abone olup ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Özel sorularınız, merak ettiğiniz sorularınız varsa Köpekgiller TV Instagram aracılığıyla haftada bir gün soruların hepsine cevap veriyoruz. Çok fazla soru olduğu için her gün onu kıstasını yapamadığım için haftada bir gün, cuma günü olarak belirledik arkadaşlar. Gelen sorulara göre de videolarımızın şekilleri değişmeye başlıyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için ve kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.